Efendim, İmami'yi Hatırlayanlar programının ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde çok güzel konular konuşacağız, tartışacağız. Çok yıllanacaksınız, bilemiyorum. Evet, İmami sevgisi, İmami özlemi ağır basıyor hepimizde. Tabiri caizse biz bugün şu anda burada çıkırımızı açtık. İçinde çok şeyler var. Adana'da İmami kitabı var örneğin. Kalın kitap, 500 sayfayı aşkın kitap. Evet, kitabın yazarı burada. Adana'da İmami. Evet, neden bu başlığı kullandınız? Adana'da İmami ismi, kitabımızın ismi İmami'nin kendi tercihiydi. Çünkü o yaşarken benim bu tezimin kitap olarak basılmasını istiyordu. Burada bir nükte var aslında hocam. Şöyle. Adana'da İmami tersinden de okuduğumuzda İmami Adana'da oluyor. Yani zeki insan. Kitabın başlığını siz mi koydunuz, İmami mi koydu? Kendisi kitabın isminin bu şekilde olacağını telefon görüşmelerimizde benimle paylaşmıştı. Tabii kendinin ömrü el vermediği için, yetmediği için onun vasiyet niteliğindeki bu isteğini ben gerçekleştirdim ve Adana'da İmami ismini uygun gördük. Evet, hayatının baharında ve şu an Milli Eğitim'de öğretmen olarak çalışıyor Sayın Canan Topak. Canan Topak Adanalı ama Isparta'da bir lisede edebiyat öğretmeni. Canan Topak'ın topluma sunduğu hediye ettiği en güzel çalışması bu kitap, Adana'da İmami. İmami son nefesini verip aramızda ayrıldığında kısa bir zaman sonra bu kitap Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yayınlandı. Evet, hocanı kutluyoruz. Böyle bir eseri kamuoyuna sundu ve kazandırdığı için. Hocanım, Teşekkür ederim. ne kadar zaman sürdü bu çalışma, araştırma? Hocam İmami ile 2009 yılında tanıştık. 2009. Ölüm 2009, tarihi 2012. 2012. O Evet. sürece kadar elimde kalem, yani daha modern düşünelim, bilgisayar başında her gün şiirlerini tek tek okuyarak, inceleyerek, yorumlayarak İmami ile dolu bir süreç geçirdim. Her gün İmami'nin şiirleriyle adeta uyudum, uyandım. O Bir kadar ki öğretmendiniz özümsedim. ama Tabii konunuz ki, buydu. evet. İmami ile temasa haldeydiniz. Yani Evet. fotoğraf çekiyor, ses kayıtları alıyor değil mi? Muhakkak, evet. Not alıyordunuz. Ben şimdi Isparta'da görev yapınca her zaman istediğim zaman görüşme imkanım olmuyordu. Ama tatillerde veya özel olarak geldiğimde kendisiyle birebir görüşmeler yapıyorduk. Yüreğir'de Sarıçam beldesindeki evinde bu şiirlerimizi derledik, sohbetlerimizi ettik. Sanat yönünü, şiirlerini bu şekilde kendisinden edinmiş oldum. Adanalı mısınız? Evet, Biraz Adanalıyım, kendinizden bahsedin. Karayasalıyım. İlk orta ve lise öğrenimimi Adana'da tamamladım. Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Dil Edebiyatı Bölümü mezunuyum. İlk görev yerim Şırnak. Orada 2 yıl görev yaptıktan sonra Isparta'ya yüksek lisans özrüyle tayin oldum. Halen Isparta'da Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. İMKB Endüstri Meslek Lisesi'nde. 2012 yılında da yüksek lisansımı İmami'ye çalışarak bu tezimle bitirmiş oldum. Buradan Sayın Hocam, Danışman Hocam, Halil Altay Göde'ye ve üniversite yıllarımdan itibaren her zaman yanımda olan, desteklerini esirgemeyen Sayın Hocam Mehmet Özçelik'e teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Sayın Topak, bu kitap 500 sayfaya aşkın İmami. İmami'nin isim verdiği, İmami'yi anlatan, onun Evet. hayatını, düşünce dünyasını, eserlerini, şiirlerini, ağıtlarını hepsi var. Dolu bir kitap. Evet. Bu kitap ses versin isterim ben. Sizin bu kitabı yazarken kulağınızı çınlatan ve unutamadığınız güzel bir şiir, bir türkü var mı bu kitaptan? Söyleyin derim yani ben. İmami birebir görüşmelerimiz esnasında elinde sazını hiç eksik etmedi. Sağ olsun. Onun o güzel sesini canlı canlı dinleme, duyma imkanına sahip oldum. Ve onun nameleri, şiirleri, nameleri hiç kulağımdan gitmedi. Ben de türküyü çok severim. Artık Türkü söyleyeceksin. Evet, dinliyoruz ve ben alkışlıyorum. Aşık İmami'nin türkülerini artık dilime dolamaya başladım. Buyurun. Bulabilirsem inşallah.
Dar ikindi figan düştü, kara çatın bağlarına. Keşke gitmez olaydım, kurusun keklik pınarı. Mustafa Murat almadı ellerine kına yakıp. Ah baplar gelmiş salına, şu giden damada bakın. Üç bacın gadanı alsın, kimler uğrattı nazara. Tezgahın kurulu kalsın, bir daha çıkma pazara. Mustafa Murat almadı ellerine kına yakıp. Ahbaplar gelmiş salına, şu giden damada bakın. Yani olağanüstü bir güzel bir ses, güzel bir yorum. Teşekkür ederim. Ağıt mıydı bu? Ağıt. İmami'nin ağıtlarından biri, yalnız kitabımda hikayesine yer vermedim. Bu şekilde bir ağıt. Sözün bittiği yer diyelim, oraya biz üç nokta koyalım. Evet. Sayın Canan Topak, konuşacağız daha. İnşallah. Evet, şimdi bu akşamki programda çok saygıdeğer bir isim, Mansur Ekmekçi arkadaşımız, hocamız. Evine ziyarete gittiğimde kitaplar vardı, ödüller vardı. Ama çok dikkatimi çeken şey, o bir öğretmendi, onu izleyen öğrencileri vardı her yaştan. Türkiye'ye ışık saçan bir insan, Mansur Ekmekçi. Şiir yazıyor, hikaye yazıyor, kitaplara editörlük yapıyor. O bir halkanın parçaları gibi çok sayıda insana rehberlik yapıyor. Evet, ben böyle gördüm. Uzun lafın kısası, Mansur Ekmekçi hoş geldin hocam. Teşekkür ederim. Önce bir elini sıkalım. Allah razı olsun. Evet, Mansur Ekmekçi kimdir diye soralım. Mansur Ekmekçi'nin imamiye bakışı, imamiyle olan ilgisi nedir? Buyurun Mansur Bey. Ben nasıl izah edeyim? Mansur Ekmekçi kimdir dediğiniz zaman tabii ki saygıdeğer dostlarımız Kanal A nezdinde bizleri izleme lütfunda bulunan saygıdeğer izleyenlerimize ben buradan saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Lütfen kabul buyursunlar. Edebi anlamda, edebi dilde kimdir sözcüğünün karşılığı özgeçmiş geliyor. Şimdikiler, şimdiki nesil her ne kadar CV diye yabancı bir terim kullanıyorsa da ben edebiyat öğretmeni olmamama rağmen çoğu zaman okullarda Türk dilinin bozulduğunu, bozmaya vesile olan öğretmenlere kızdığımı biliyorum. Müdürlerle tartışırım. Neden Türk dilini bu şekilde ziyan ediyorsunuz? Bakın ben edebiyat öğretmeni değilim ve üniversite mezunu değilim. Ancak Türk dilini azimle, başarıyla o hale getirdim ki söylemlerimde bile mümkün değil. Hata yapmamaya çalışırım. Türk dilinin özünü konuşmaya çalışırım. Öz güvenle şunu söylemek istiyorum. Öz geçmişinde Mansur Ekmekçi 30 yıldır Türkiye'de kültürün yaşadığı, yaşandığı her mekanda, her alemde, her evde, her dernekte gönüllü olarak yaşatmaya çalışan bir hizmetkar. Ancak 50 kadar eserim sanatçılar tarafından okunmuş. 9 kitap yayınladım. 4 araştırma kitabım mevcut. 100'e yakın şair öğrenci yetiştirdim Türkiye genelinde. 100'e yakın şair öğrenci. Evet, şair ozanlar da var içinde. Edebiyat anlamında şiir öğreticisi olarak halk hocam, şiirini aşıladım. Hocam, tarlaya şiir mi ekiyorsunuz? Tarlaya şiir tohumu ekiyorum. Tohumunu ekerken ahlakıyla, güzel ahlakıyla birlikte İnsanlığa bakış açısını birlikte ekiyorum ki güzel insanlar olsunlar, o güzelliklerini insanlara sunsunlar. Diye. Ahlaken tabii. Evet, şimdi Sayın Mansur Hocam çok konuşacak konularda ama hazinesini önüne koydu. Ben hazinesini tanıtıyorum hocamın.
Yaşayan Çukurovalı Aşıklar ve Geleneğe Tabi Halk Şairleri Antolojisi. Böyle kalın bir kitap. Ne kadar şair var bu kitabın içerisinde Mansur Bey? Hocam, halk aşıklı geleneği ve tabi olan şairler dedik. Biz buna da halk şairleri diyoruz. Bu halk şairleri de hece vezinli şiirler yazan, kısmen aşıklık geleneğini sürdüren şairlere de halk şairi veya halk ozanı diyoruz. Bu itibariyle toplam karışık olarak 115 şair ve ozanı inceledim. Beşer sayfa eşit şekilde. Eşit mi koydunuz? Eşit. Ben de onlardan 6 sayfa yapmadınız değil mi? Yani? Yok. Ben de onlardan biri olarak Kültür Bakanlığı malum kimlik altına alındı. Kültür Bakanlığı'ndan bizim gibi birçok güzel insan da bu kimliğe layık görüldü. Ben de bir yazarı, kitabın yazarı olarak ve halk şairi olarak kendime de 5 sayfa ayırdım. Haksızlık olmasın diye. Peki hocam, şimdi özet olaraktan imamiye yer verdiniz burada. İmamiye bakışınızı açıklar mısınız? İmami bir halk ozan olaraktan Çukurova halk kültürü edebiyatında nasıl bir yeri var? Kendimce İmamiye bakış açım şöyle olmuştur. Ben daha evveliyatında tanıdığım halde 2002'li yıllarda sıkı fıkı ilişkilerimiz başladı. Bir arkadaşlık anlamında gidip gelmeler, oturup kalkmalar, araştırma neticesinde zaten kitabın araştırmasına 2004 yılında başladım. 2004 yılında başlamış olduğum kitap neticesinde daha çok sıkı fıkı olduk, gidip gelmeler. O vesileyle onunla birlikte bazı aşıkların evine giderdik. Bazı aşıklarla da onun evine giderdik. Sazlı sözlü muhabbetlerimiz olurdu. İmamiye gelelim. Öncelikle mekanı cennet olsun. Buradan saygıdeğer ailesine ben saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Ondan sonra başlıyorum. İmami nasıl bir insan benim penceremden. İmami güzel bir insandı. İlk tanıdığım yıllarda hani halk tabiri vardı, cılız bir şeydi. Ancak daha sonraları güzelleşti, kilo aldı. Fakat İmami'nin azmi çok büyüktü. Evet. Kesinlikle. İmami'nin halk edebiyatındaki ozan olaraktan yeri? Yeri, halk edebiyatına evet. Konuyu dağıtmak istemedim ancak başka yöne kaydım birazcık. Halk edebiyatındaki yeri Türkiye'deki hemen hemen aşıkların çoğunu tanıma vesilesi buldum. 5 yıl üstte Kars Aşıklar Bayramı'na katıldım. O vesileyle İmami'deki ses tonu, ses tınısı çoğu aşıktan farklıydı. Kesinlikle. O bir. İkincisi, kalemi güzeldi ancak tasavvuf ilmine haiz olduğu için, imamlıktan gelme olduğu için tasavvuf ilmini ezberini biliyordu. Dolayısıyla biz tasavvuf şiiri diyoruz. Güfte haline gelip müziklendirildikten sonra ilahi sıfatını alıyor. İlahiler yazabiliyor, okuyabiliyordu. Tabii okuyabiliyordu. Mükemmel okuyabiliyordu. Neden? İmamlıktan yetişme olduğu için. İçin. Tabii. Halk kültüründen aldığı bilgileri sazının teriyle aktarıyordu. Ağıt söyleyebiliyor. Özellikle en büyük özelliklerinden biri, birçok aşığımızda yok bu özellik. İlk başta artık halk dilinde uzun hava, maya derler. Biz de buna doğal olarak ağıt diyelim. Ölenin ardından, gidip de gelmeyenin ardından yazılan şiirlere ve müziklendirilip okunduğu zaman da ağıt olarak adlandırılan ağıtlar da çok güçlüydü. Ardından barak ve bozlakların ustasıydı. Ağıt, barak ve bozlağı en iyi mükemmel bir şekilde icra etme yeteneğine sahipti. O mükemmelliyet sesinin tınılarından